Koronavirüs salgınından korunmanın tek yöntemi dezenfektan ilaçlar, maske ve kolonya değil. Virüsün vücuda girmesini önlemek için önce vücudun direncini arttırmak ve aile büyüklerimizden kalan yöntemleri de uygulamak etkili olabiliyor. Sarımsak ve soğan tüketmeyi tavsiye eden bitki bilimci Hüseyin Yumakoğlu sirke ve limon suyu içmenin ve hatta bunlardan oluşan bir karışımı evin içine sprey aracılığıyla püskürtmenin ortamdaki bakterileri ve virüsleri yok edeceği görüşünde. İşte Yumakoğlu'ndan virüs ve bakterilere karşı bitkisel önlemlerin püf noktaları. Çünkü. Koronavirüs salgınından korunmanın en başlıca yolu vücut direncini yüksek tutmak. Toplum olarak doğal ilaçları daha çok tercih etmemiz koronavirüsünün ülkemizde şimdiye kadar görülmemesinde önemli bir yere sahip. Sağlıklı beslenerek vücut direncini kuvvetlendirmenin hastalıkların ve salgınların önüne geçmede önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden bitki bilimci Hüseyin Yumakoğlu koronavirüsün öncelikle sağlıksız vücuda bulaşabileceğine işaret etti. Hastalanmadan önce koruyucu hekimlik dediğimiz olayı geliştirmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Hastalık geliyor, kapıyı çalıyor, içeriye giriyor, bizi yıkıyor. Ondan sonra kapı kapı çare arıyoruz. Değil. Koruyucu hekimlik olarak her şeyden önce kendimizi muhafaza etmemiz gerekiyor. Yumakoğlu sağlıklı bir vücut içinde şunların tüketilmesini tavsiye etti. Korona bakterisi için soğan, sarımsak, ekinazya, ondan sonra meyan kökü, öbür taraftan sarımsak kullanma şekilleri var. Hiç mi bilmiyorlarsa bir su bardağı süt. 4-5 diş sarımsak, ikisini beraber pişirsinler. Piştikten sonra indiriyorlar, sarımsakları yesinler, sütünü de çay gibi üzerine yudum yudum içsinler. Bu çok önemli. Koronavirüse yakalanmamak için önce pahalı dezenfekte ilaçların alınmaması gerektiğine de işaret eden Yumakoğlu bir de reçete verdi. Evlerinizde temizlik yaparken limon suyu, sirke ve kireç kaymağı kullanın dedi. En büyük mikrop kırıcı nedir? Limon. Limon kadar mikrop kırıcı bir meyvemiz yok. Efendim yine aynı şekilde sirke. Hangi sirke olursa olsun. Bakın pratik bir şey. Bir su bardak sirkenin içine e, yarım limonu sıksınlar. 4-5 diş de sarımsağı güzelce dövsünler. Onu da içerisine koysunlar. O bir köşede dursun. Günde 1 veya 2 kez Normal bir su bardağı suyun içerisine bir yemek kaşığı o karışımdan koysunlar, karıştırsınlar, tiksinmemek için bir şey tatlı kaşığı da süzme bal koyup içsinler.